Evet arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgi ayet AYT Matematik Soru Bankası'ndan gerçekten güzel, e, tam ÖSYM tipi birkaç fonksiyon sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. E, F tam sayılardan reel sayılara bir fonksiyon tanımlanmış. G'miz de yine tam sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Buna göre demiş F eksi G x fonksiyonunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi f eksi g eksi yazalım arkadaşlar. Bu tip sorularda ortak tanım kümesini kullanmamız gerekiyordu. Zaten iki fonksiyonun tanım kümesi z olduğu için sıkıntımız yok. Tanım kümesinde bir ayrım yapmayacağız. Fonksiyonumuzu yazalım. f eksi g eksi şuraya yazayım arkadaşlar. Ne gelecek fonksiyonumuz? x artı 1 eksi x eksi 11 gelmiş olacak arkadaşlar. Aslında arada eksi olduğunda grafiğin nasıl geleceğini biliyoruz ama gizcini bir anlatmış olalım. Burada kritik noktalarımıza baktığımızda burayı sıfır yapan değerini eksi bir, burayı sıfır yapan değerini on bir olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tablo hazırlarsam eğer, şurası eksi bir olsun, şurası on bir olsun. On birin sağ için arkadaşlar, şu fonksiyonumuz dışarı ne diye çıkmış olacak? Aynen çıkmış olacak. Bu da aynen çıkmış olacak. Aynen çıkarsa x artı bir, aynen çıktığı için. Ee, x eksi 11 diye çıkacak. Öndeki eksiden ötürü eksi x artı 11 gelmiş olacak. X'ler birbirini götürecek. 11 artı 1'den. 11'in sağında bu denklemimizin bu fonksiyonumuzun her zaman bize 12 sonucunu vermiş olacağını görüyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla baktığımızda eksi 1'in solunda ikisi de negatif çıkacak. O zaman buradaki sonucumuzda 12'nin tam eksilisi olan eksi 12 olarak bulunmuş olacak. Araya bakalım arkadaşlar. Eksi 1 ile 11'in arasında bu ifademiz aynen çıkar. Bu eksili çıkar. Bu aynen çıktığı için x artı 1 yazıyorum. Eksili çıkıyor bir de önünde eksi var sanki aynen çıkmış gibi oluyor. Artı x eksi 11 elde etmiş oluyoruz. Yani bizim buradaki değerimiz 2x eksi 10 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz üzere burada eksi 1'in solu için bütün sonuçlarımız eksi 12. 11'in sağ için bütün sonuçlarımız artı 12 geliyor. Eksi 12 artı 12 arası değerleri de şurada bulduğumuz fonksiyonla elde ediyoruz. Mesela burada 0 yazdığımızda 2 kere 0 0 eksi 10'dan sonucumuzu eksi 10 buluyoruz. İşte 3 yazdığımızda 2 kere 3 6 6 eksi 10'dan eksi 4 bulmuş oluyoruz. Yani temel mantıkta aslında bulabileceğimiz en küçük değer eksi 12. Bulabileceğimiz en büyük değer de 12 olduğu için 12'den eksi 12'ye kadar kaç farklı değerimiz var arkadaşlar. 12 eksi eksi 12'den 24. 24 artı 1'den 25 farklı değer alabileceğimizi görüyoruz. Ama bakın burada fonksiyonumuzun tanım kümesi reel sayılardan reel sayılara değil arkadaşlar. Tam sayılardan reel sayılara. Şimdi biz mesela eksi 12 ve 12 arası değerleri şuradaki fonksiyondan elde edeceğimizi düşünüyoruz ama yani burada 25 tane sayı var. Bunları elde edeceğimizi düşünüyoruz ama örneğin biz buradan 9'u elde etmek istesek ya da 11'i elde edelim. 2x eksi 10 eşittir bir 11 diyelim arkadaşlar. 2x 21'den x'imiz ne gelmiş oluyor? 21 bölü 2. Yani bizim buradan 11'i elde etmek için x'e bir tam sayı değil reel sayı vermemiz gerekiyor. Ama bizim tanım kümemiz neydi? Tam sayıydı arkadaşlar. Demek ki biz aslında buradan asla kaçı elde edemeyeceğiz? 11'i elde edemeyeceğiz. Mesela 10'u elde etmek istersek sıkıntı yok. Çünkü 10 çift sayı arkadaşlar. Burada 2x eşittir 20 gelmiş olacak. X'imizde kaç gelecek? 10 gelecek. Şurada 2x olduğu için arkadaşlar bizim biz tek sayı elde etmek istediğimizde yazmamız gereken sayının e, tam sayı olma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Ama çift sayılarda sıkıntı yok. Çünkü karşı tarafta çift sayı yazıyorsa e, burası da çift sayı zaten. Karşıya attığımızda toplamlarda çift sayı geliyor. 2'ye böldüğümüzde e, bir tam sayı bulmuş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar biz burada aslında tek sayıları Elde edemeyeceğiz çünkü tanım kümemize tek sayılar verecek reel sayılar yok, sadece tam sayılar var. Şimdi biz eksi 12'den kaça kadar arkadaşlar 12'ye kadar bütün sayıları elde edebileceğimizi düşünmüştük. Burada 25 farklı değer vardı ama biz burada tek sayıları elde edemeyeceğimizi görmüş olduk. Peki eksi 12'den 12'ye kadar kaç tane tek sayı var? Kaç tane çift sayı var? Çiftle başlayıp çiftle bitirdiğimiz için 25 bölü 2 gibi düşünsek 12, 13. Yani buradaki tek sayıların adedi 12'dir, çift sayıların adedi. 13'tür arkadaşlar. Çünkü çiftle başlayıp çiftle bitirmişiz. Şu 12'yi kapatsam 12 çift sayı, 12 tek sayı olur. Bir de bu 12'yi düşündüğümde çift sayı adedim 13'e çıkmış olur. Dediğim gibi tam sayılardan reel sayılar tanımlı olduğu için ben buradaki tek sayıları elde edemem ama çift sayıları elde edebilirim. Demek ki elde edebileceğim farklı tam sayı değerimiz 13 taneymiş. Görüntü kümemizde şu anda 13 tane eleman varmış arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Gerçekten bence güzel bir soru. Evet arkadaşlar yine bilgi sarmalının AYT kitabından güzel bir fonksiyon olsun sizler için çözmeye çalışacağız. fx fonksiyonumuz, gx fonksiyonumuz verilmiş. Bileşkeleri dörde eşitlenmiş. Bu denklemin çözüm kümesi için demiş. Verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bileşke fonksiyonumuzu önce bir yazalım diyorum arkadaşlar. Bileşke fonksiyonumuzu yazdığımızda g'yi f'in içine yazıyorum. Şöyle bir şey gelmiş olacak. Mutlak mutlak x eksi 4 eksi a. Bunun kaça eşit olmasını istiyoruz arkadaşlar? 4'e eşit olmasını ...istiyoruz. Şimdi burada verilen bir fonksiyon dörde... ...eşit olduğu noktalar kaç tanedir dendiğinde... ...mesela diyelim ki... ...şöyle bir grafik olsun elimizde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diyelim ki... ...şöyle bir grafik var. Diyelim ki de şurada bir yerde. Bu fonksiyonun dörde eşit olduğu kaç nokta vardır dediğimizde... ...şuradan şöyle çekiyorduk arkadaşlar. Dörtten bir çizgi çekiyorduk. 1 2 3 noktada kesmiştir. Demek ki... 3 kök vardır diyorduk. Eğer dördümüz... ...şurada yukarıda bir yerdeyse şuradan dörtten çekiyorduk. Bu sefer bir noktada vardır diyorduk. Diyelim ki dördümüz tam şu tepe noktasının geçtiği yer olsun. Şöyle yaptığımızda bir buradan bir buradan iki kökümüz vardır diye söylüyorduk arkadaşlar. Aynı mantığı burada kullanmaya çalışalım. Öncelikle mutlak değer x eksi 4'ü çizsek. Şimdi şurası y ekseni olsun. Burada şöyle ben bir x ekseni çizeyim arkadaşlar. Diyelim şöyle şurası x ekseni olsun. Şurası da y ekseni olsun arkadaşlar. Şimdi öncelikle y eşittir x eksi 4'ü çizelim. x 0 için y eksi 4 gelir. Şuradan eksi 4'ü işaretledim. y 0 için x'imiz 4 gelir. Şimdi normalde şöyle birleştireceğim ama mutlak değer dediğim için şu altta kalan kısmı katlıyordum. Yani benim grafiğim şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şu şekilde çizdik. Eksi 4'ü yukarı katladığım için kaçtan geçmiş olacak? 4'ten geçmiş olacak. Şimdi benim mutlak değer x eksi 4'ün böyle bir grafik. şimdi buradan bir sayı çıkartacağım. Şimdi bir sayı çıkartmak ne demek? Eğer a'mız pozitifse bunu a kadar aşağı ötelemek demek. Eğer a'mız negatifse e, a'nın mutlak değeri kadar yukarı ötelemek demek. Yani mesela burası eksi 3 ise a'mız eksi 3 ise burası artı 3 olacağı için fonksiyonumuzu 3 birim yukarı ötelememiz gerekir. Ama a'mız diyelim ki normal 3 ise e, eksi 3 geleceği için 3 birim aşağı öteleriz. Ondan sonra tekrar mutlakını alabiliriz. Örneğin demiş ki burada eğer a 4'ten büyükse çözüm kümemiz 4 elemanlıdır demiş. A'mız 4'ten büyükse Şuradaki tepe noktamızı diyeyim arkadaşlar. Buradan hareket edelim. 4'ten daha fazla aşağı ötelemiş oluruz. Yani şöyle 4'ü geçirmiş oluruz. Şuradaki eksi 4'ü geçirmiş oluruz. Şurada bir yere gelmiş oluruz en azından. Şimdi burayı böyle yaptıktan sonra bizim fonksiyonumuz aslında şu hale almış olur. Şöyle, şöyle. Öyle değil mi arkadaşlar? biz bunu yaptıktan sonra tekrar mutlağını alacağız ya. Tekrar mutlağını alınca şöyle bir grafik elde ederiz. Şöyle, şu aşağıya da katlamış oluruz. Şöyle gelir arkadaşlar. Tekrar böyle yapar. Tekrar böyle gider. Şimdi şurası bizi eksi 4'ten daha aşağı bir noktaya götürdüğü için mutlağını aldığımızda da 4'ten daha yukarı bir noktaya götürmüş olur. Dediğim gibi 4'te kaç tane değer aldığını bulmak için 4'ten şöyle bir ne çekiyorduk arkadaşlar? Doğru çekiyorduk. Şu doğrumuzu şöyle çekersek bakın 1 nokta 2 nokta öyle değil mi? Pardon şu değil. 1 nokta 2 nokta 3 nokta 4 noktada grafiğimizi kesmiş olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Burada A4'ten büyük olduğu için şu tepe noktamızı eksi 4'ün aşağısına mutlağını aldığımızda da 4'ün yukarısına taşıdığı için Dört farklı çözümün kesinlikle gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer tam 4'e eşit olsaydı şu grafiğin bir benzerini tekrar şuraya çizeyim. Dediğim gibi arkadaşlar mutlağını almıştık. Zaten grafimiz şöyleydi. Tam 4 birim Aşağıya ötülesek. Şimdi burada 4'ten geçiyordu ya. 4 birim Aşağıya ötünce 0'dan geçecek. Şöyle olacak. Şu şekilde bir grafik. Önce 4 çıkardık. Şu anda A'ya 4 verdik. Peki tam 0'dı ya. 4 birim aşağı ötelendiğinde kaça gelmiş olacak şöyle? Eksi 4'e gelmiş olacak. Bunun mutlağını aldığımızda şu gelecek arkadaşlar. Şöyle, şöyle bu şekilde bir grafik gelecek. Şurası tam eksi 4'e gelmişti. Mutlağını aldığımızda da tam kaça gelmiş olacak arkadaşlar? 4'e gelmiş olacak. Bu sefer kaç çözümümüz var dediğimizde arkadaşlar? Şöyle yine doğrumuzu çektiğimizde bir burada, bir burada, bir de burada olmak üzere 3 farklı çözümün kesinlikle geleceğini söyleriz. Zaten 3 elemanlı olur demiş. Bunun da doğru olduğunu söyleriz arkadaşlar. Peki a küçük 4 ise demiş 2 elemanlıdır demiş arkadaşlar. Şimdi a küçük 4 dediğimizde biz bu a'yı 3'te alabiliriz. 2'de, 1'de, 0'da, negatifte alabiliriz. Örneğin ben burayı negatif alsam arkadaşlar. Negatif mesela kaç alalım? Eksi 6 almış olalım. Eksi 6 aldığımda burası Eksi eksi 6'dan şu hale mi gelmiş olur? Mutlak değer x eksi 4. Eksi eksi 6'dan artı 6. Bunun mutlak değerinin kaça eşit olmasını söyler bize? 4'e eşit olmasını söyler. Yani küçük deyince sadece 3 ile ikili sınırlı değil. Negatif de alabilirim. Ee, ben de eksi 6 aldım. Peki benim grafiğim şimdi normalde şu şekildeydi. Değil mi arkadaşlar? Şu şekildeydi. Şöyle gidiyor. Şurası kaçtı? 4. Şimdi ben buna önce kaç ekleyeceğim? 6. 6 ekleyince ben bunu 6 birim yukarı ötelemiş olurum. Şu tepe noktam 0'daydı. Kaça gelmiş olur o zaman? 6'ya gelmiş olur. Yani şöyle bir grafik olur. Şimdi zaten bu grafik daima pozitif olan bir grafiktir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunun mutlağını aldığımda da aynı grafiği elde etmiş olurum. Peki bunun 4'e eşit olduğu durumlar var mı dediğimde 4'ten şöyle doğru mu çektiğimde bunu hiçbir yerde kesmediğini görmüş oluruz. Demek ki bu denklemin hiç kökünün bile gelmeme ihtimali var. Ne zaman biz şuradaki a'yı negatif alıp fonksiyonumuzu yukarı doğru ötelediğimizde. tabii burada belki a'yı eksi 2 alsaydık 2 birim yukarı öteleyecektik. O zaman iki çözümümüz gelebilirdi. Ya da ben a'yı 2 alsaydım önce 2 birim aşağı öteleyecektim. Sonra mutlağını aldığımda 4'ten yine çizgimi çektiğimde 2 kökün geldiğini görmüş olacaktım. Ama ben aksine bir örnek vermek için a'yı biraz böyle küçüttüm. Eksi 6 olarak aldım. Eksi 6 aldığımda fonksiyonumu otomatikman 6 birim yukarı ötelemiş oldum ve fonksiyonumu 4 yapan hiçbir değerin kalmadığını görmüş oldum arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar A küçük dörtgen illa iki elemanlı olmasına gerek yok. İki elemanlı olabilir mi? Olabilir ama olmak zorunda mı? Değil. Demek ki burada A'nın aralığı önemli. Kaç eleman yapmak için? İki eleman yapmak için. Dolayısıyla üçüncü ifademin her zaman doğru olduğunu söyleyemem. Daima doğru olanların bir ve iki olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Doğru cevabım değişik olmalıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Mini bir konu anlatımı gibi olduğunu da düşünüyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Evet yine bilgisarmalın sarmalının güzel bir grafik sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Alt ve üst tabanlarındaki kapakları açılabilen içleri boş dik kesik koni biçimindeki 4 özdeş kova yukarıdaki gibidir. Bu kovalar aşağıdaki gibi ikişer ikişer konumlanıp oluşan cismin bağlantı yeri yerleri sıvı sızdırmaz bir madde ile kaplanıp alt tabanları kapaklarla kapatılıyor ve üst tabanları açık bırakılıyor denmiş arkadaşlar. Birinci ve ikinci yani aslında direkt şöyle içi boş şurada içinde bir kapak olmayan bir şekil oluşturuluyor arkadaşlar. Burada da aynı şekilde şu ortası boş olan yeniden bir şekil oluşturulmuş oluyor. Birinci ve ikinci şekildeki cisimler birim zamanla zamanda eşit miktarda su akıtan musluklar ile aynı anda doldurulmaya başlanıp cisimler tamamen su dolunca musluklar kapatılacaktır. Buna göre sıvı yüksekliğinin zamana göre değişimini ifade eden grafikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Düzgün cisimlerde mesela silindir şeklindeki bir cisimde biz silindiri su ile doldurmaya başlasak arkadaşlar, cismimiz düzgün olduğu için yükseklik artışımıza doğrusal olacaktır. Yani şöyle silindir şeklindeki bir kabı ben eğer suyla dolduruyor olsam buradaki yüksekliğin artış grafiği şuna benzer bir grafik olacaktır. Doğrusal bir şekilde artacaktır. Ama böyle tam düzgün olmayan cisimlerde yüksekliğimizin artışı daha ilginç oluyor. Şimdi alttaki şeklimize bakalım. Şuradaki tabanımızda yani yukarıya şöyle genişleyerek gittiği için yani alt kısımlarımız daha doğru dar olduğu için en başta yüksekliğimizin artışı daha hızlı genişledikçe yüksekliğim yüksekliğimizin artış hızı daha yavaş olacaktır. Aslında fizikte de kullandığımız hani azalarak artış var ya arkadaşlar. Azalarak artış grafiğini çizmemiz gerekir burada. Çünkü altlar daha dar olduğu için yükseklik daha hızlı artacaktır. Aynı miktar akmaya devam ettiğinden şuralarda daha geniş olduğundan üst kısımlarda yani şuraya kadar olan kısımlarda aşağıdan yukarıya giderken arkadaşlar yükseklik artışımız daha yavaş olacaktır. Azalarak artış dediğimiz şu grafiği kullanmamız gerekir arkadaşlar. Tam bu noktaya geldikten sonra aşağıda anlattığım durumun tam zıttı olur. Bu sefer yükseklik artışımız gittikçe artmaya başlar. Neden? Alt taraflar daha geniştir. Burada aynı miktar su akıyor. Yükseklik arttıkça yine aynı miktar su akmaya devam ediyor. Yukarıya doğru daraldığımız için arkadaşlar yükseklik artışımız yukarıya yaklaştıkça artacaktır. Bu sefer de artarak artış dediğimiz şu grafiği çizmemiz gerekir arkadaşlar. Demek ki birinci şeklimizdeki suyumuzun yüksekliğinin grafiği bu şekilde olmalıdır. E i̇kinci şeklimizde bunun tam zıttı gibi en başta artarak artışın olması gerekir. Yani şöyle daha sonra azalarak artışın yani şunun gerçekleşmesi gerekir. Demek ki birinci şeklimiz şu gösterdiğim gibi ikinci şeklimizde tam S gibi olmalıdır. Şıklara baktığımızda arkadaşlar. Bizim istediğimiz grafikler sanırım D şıkkında verilmiş. Bakın birinci şeklimiz ilk çizdiğimiz gibi ikinci şeklimiz de S'ye bekliyor. Arkada benziyor arkadaşlar. Demek ki birinci şeklimizin yükseklik artış grafiği şu mavi gibi. ikinci şeklimizin yükseklik artış grafiği de şu turuncu gibi. D şıkkındaki gibi olmalıdır. Zaten biz de o şekilde olacağını burada söylemiştik. Güzel farklı bir soru. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.